Dağlar gelsin de gökten taş yağsa buz gelir. Tabii şemsiye ağam güneşten de korunursun, yağmurdan da korunursun. Hadi bakalım. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Tanju Gürsu'yu bilir miyiz? İsmini illaki duymuşsunuzdur. Fakat hakkında bilmemiz gereken çok fazla şey var. Sinemanın yıldızı, filmlerin bıçkın delikanlısıydı Tanju Gürsu. Türk sinemasının asil jönüydü. Gurbet Kuşları'nda Murat, Duvarların Ötesi'nde Mektepli, Mardin Münih Hattı'nda Mustafa, Sosyete Şakir'de de Şakir rolleriyle çıktı karşımıza ve aldığı her rolün hakkını sonuna kadar verdi. Onun için söylenecek o kadar çok güzel şey var ki. Yeşilçam'ın en büyük emektarlarından biriydi o. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla bir döneme damga vurdu. Oyuncu olmasının yanı sıra başarılı bir senarist, yönetmen ve yapımcıydı. Türk sinemasında kendine özgü bir tarz benimsemişti ve bu tarzıyla oldukça dikkat çekiyordu. Her şeyden önce hayat ve enerji dolu mükemmel biriydi. Sanat dünyasında oldukça önemli bir yere sahipti. Türk sinemasının en çok beğenilen oyuncularından biriydi. Çoğu sanatçı için sanat dünyasında bir idoldü. Filmlerde oynadığı rollerle insanların yüreğinde güzel bir yer edinmiş, başarılı bir oyuncuydu. Aynı zamanda yapımcı, seslendirme sanatçısı, yönetmen, oyuncu ve senarist olan Temel Gürsu'nun da ağabeyidir. Çok sayıda filmde oyunculuk yapan Tanju Gürsu, çeşitli dizilerde de rol aldı. Hepsinde de farklı karakterlere büründü. Filmlerindeki karakterleri adeta yaşıyormuş gibi oynardı. Filmlerinde yeri geldiğinde Bizans İmparatoru Manuel, yeri geldiğinde Yunan subay, yeri geldiğinde ise aşkını içine saklamış aşık bir adam olarak rol aldı. Çeşitli dizilerde de yer alan Gürsu, en son Böyle Mi Olacaktı dizisinde de dede rolünde görüldü. Akıllarda hep vefakar, canciğer ve babacan rolleriyle kaldı. Akıllarda daha çok babacan rolleriyle kalan Tanju Gürsu, yerine göre farklı rollere bürünüyordu. Tüm rollerinin hakkını veriyordu. Rollerinde yeri geldiğinde komik, yeri geldiğinde nazik bir insandı. Fakat aynı zamanda gerektiği yerde sertti de. Peki, akıllarımıza daha çok bu sevimli rolleriyle kazınmış olan Tanju Gürsu sinemaya nasıl atılmıştır? Bu sürece gelene kadar hayatında neler yaşamıştır ve insanların kalbinde böyle güzel bir yeri nasıl edinmiştir bilmek istemez miyiz? 27 Ekim 1938 tarihinde dünyaya gelen Trabzonlu bir oyuncuydu Tanju Gürsu. Hayati Gürsu ve Mediha Gürsu'nun çocuklarıydı. Ailenin 3'ü kız, 2'si erkek olan 5 çocuğundan biriydi. Trabzon Lisesi'nden mezun oldu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Fakat üniversite eğitimini 3. sınıftayken yarıda bıraktı. 1961 yılında Fosforlu Oyuna Gelmez adlı film ile sinema oyunculuğuna başladı. 1962 yılında ise Ses Dergisi tarafından açılan Sinema Oyuncuları adlı bir yarışmaya katılarak bu yarışmayı Filiz Akın ile birlikte kapak birincisi seçilerek kazanan Gürsu, oyuncu olarak sinema dünyasına giriş yaptı. Pik Türk! Ben daha az Türkçe konuşmak, ben istiyor gitmek Boğaziçi. Tamam anam tamam, her bir yere götürürüm seni. Bundan sonra ise Beyaz Perde'de oyuncu olarak yerini sağlama aldı. Aynı sene içerisinde Hodri Meydan, Ver Elini İstanbul ve Şehvet Uçurum adlı filmlerde de oyunculuk yaptı. Daha sonra Anıt Film isminde bir şirket kurdu. Bununla birlikte yapımcılık işine de girdi. Aynı zamanda 3 filmin senaristliğini ve 5 filmin de yönetmenliğini yaptı. 1963 yılında da birçok filmde yer alan Gürsu için asıl çıkışı 1964 yılında oldu. O yıllarda Tığ Gibi Delikanlı, Kara Mehmet ve daha birçok filmde rol alan başarılı oyuncu, yaklaşık 20 film ile Beyaz Perde'de yerini almıştı. 1965 yılı ise Selda Alkor ile yollarını kesiştiren yıl oldu Tanju Gürsu için. Cumartesi Senin, Pazar Benim filmiyle ilk kez kamera karşısına geçen ikili, 2 sene yaşadıkları birliktelik sonrası evlilik kararı alarak nişanlandılar. Fakat
kısa bir zaman sonra ani bir karar sonucu bu nişan bozuldu. Tanju Gürsu, 1968 yılında Ayla Gürsu ile hayatını birleştirdi ve Ayla Gürsu ile yaptığı evlilikten Kerem ve Emre adında iki oğlu oldu. Başarılı oyuncu Tanju Gürsu, yine kendisi gibi çok özel ve başarılı bir oyuncu olan Türkan Şoray ile de birçok filmde birlikte rol aldı. 1988 yılında oynadığı Kurtar Beni adlı film ile ilk kez en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Portakal kazandı. Daha sonra ise Köpekler Adası filmi ile bir kere daha en iyi erkek oyuncu dalında ödüle layık oldu. 2003 yılında ise Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. Rol aldığı filmlerle adını sinema dünyasına duyuran, oyunculuk yaptığı filmler saymakla bitmeyen usta oyuncu, Gurbet Kuşları, Fosforlu Cevriyem ve Herkesin Sevgilisi gibi önemli birçok yapımda da rol aldı. Sinemacılıkla ilgili kurulan tüm derneklere katıldı ve festivallerin hepsinin yönetimiyle jürisinde de yer aldı. Tüm bunların yanında ise Trabzonlu olan Gürsu futbolu da çok severdi. 1998 ile 1999 yılları arasında yaklaşık olarak bir yıl Trabzonspor'da başkan yardımcısı olarak görev aldı. Gürsu burada idari ve teknik konulardan sorumluydu. Yıllar geçtikçe Yeşilçam'ın yıldızları bir bir kayıp gidiyor hayatımızdan. Geriye sadece hatıraları, bize bıraktıkları o güzel filmleri ve dizileri, unutulmaz oyunculukları kalıyor. İşte Tanju Gürsu da o kayan yıldızlardan biri oldu. Yeşilçam'ın usta oyuncusu, unutulmaz ismi Tanju Gürsu, 7 Haziran 2016 tarihinde son yolculuğuna uğurlandı. O, herkes için o kadar kıymetliydi, o kadar güzel bir insandı ki ölümü yüreğini yaktı herkesin. Onu bizden koparan hastalık solunum yetmezliği oldu. 78 yaşındaydı Tanju Gürsu hayata gözlerini yumduğunda. İnsanların kalbinde her haliyle, her farklı rolüyle ayrı yer kazanan bir insandı. Tanju Gürsu yaşamı boyunca çok güzel işler yaptı ve izlenecek çok güzel diziler, filmler bıraktı hepimize. Keşke yaşıyor olsaydı da yine bizi nazik, kibar ve babacan rolleriyle büyüleseydi diye düşünmeden edemiyor insan. Ama biliyoruz ve hissediyoruz ki kalbimizde yer edinmiş güzel insanlar hiçbir zaman unutulmuyor. Böyle insanların ne yeri doluyor ne de onlara karşı içimizdeki sevgi eksiliyor. Tanju Gürsu aramızdan ayrılmış olsa bile her zaman Yeşilçam'ın efsane oyuncusu, filmlerin bıçkın delikanlısı olarak akıllarımızda kalmaya devam edecek. Her zaman görüntüsüyle, duruşuyla, oynadığı karakterlerle ve usta oyunculuğuyla hatırlanacak. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.